sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Zekirdek başlıyor. Duydunuz zilin sesini, Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek başladı, radyolarınızın başına hoş geldiniz.
Hoş geldin mesajları için teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz radyolarınızın başına. İyi ki buradasınız. Bu şarkıyı Güçlü Mete için çalıyorum. Özel olarak seçmedim. Baktım listede bu var. Aha harika olur dedim. Öyle bir geçti zaman ki bir seneyi daha geride bırakırken döndük dolaştık geldik 20 Mayıs'a ve Güçlü Mete'nin doğum günü olduğu. Vay be. Radyomuzun abisi, genel yayın yönetmenimiz, yılların eski tebediği dost, radyonun fit isimlerinden, haftada 3 gün spor yapan, disiplinli, Beşiktaşlı, Füsun teyzemin biricik oğlu, Güçlü Mete'nin doğum günü kutlu olsun. Akşam üzeri radyo programımızda Zekirdek'te bir daha asla şunu 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 yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan bahsedeceğiz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Bir daha asla konu başlığımız, etiketimiz hoş geldiniz. Belki sesimizi duyamayacak ama bir şekilde kendisinin de doğum gününü kutlamadan geçemeyeceğim. Resmi tarihlere göre belki doğum günü değil ama mazlumun ahı indiriyorsa şahı, şahın indiği gün de doğum günüdür mazlumun. Mahsa Amini, doğum günün kutlu olsun. Mahsa Amini, İran'da ahlak polisinin işkence sonucunda yaşamını yitiren bir genç kız. İran'da özgürlük protestolarının sembolü haline gelen isimlerden birisiydi. Mazlumun ahının şahı indirdiği gün, yine söylüyorum, mazlumların, dünyadaki tüm mazlumların doğum günüdür. Bugün güzel bir gündür. Mahsa Amini, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Ruhun şad olsun.
Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim. Geri gel desem bulurum seni, bana gelmesen de. Eminim beni yere sermesen olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen. Ben aşkına müptezel, bu his kara büyü gibi üstümde. Yüzüme gülmesen de olsan da hayli müşkül pesent. Bil ki artık dönüş yok, bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim. Tüm cellatların, katillerin, farklı seslere, ötekilere hayatı dar edenlerin, faşistlerin sonu hep acı ve hazin olmuştu. Dünyaya baktığınız zaman gücün zehirlediği daha niceleri var böyle. Oysa şu kısa soluklu hayatta biraz insan kalıp biraz insan olup gidecektik. Altı üstü insan kalmaktı mesela. Zulmetmemekti. Tırnaklarını yüzüme sallar, artık yok gibi sonumu duma sallar. Vur beni, vur. Hayatı karartılan nice insanlar, nice ötekiler var. Kurşuna dizilenler, işkence edilerek yok edilenler, eritilenler, çocuklar, gençler, babalar, oğullar, anneler, kız kardeşler, kardeşler. Hepsinin ruhları şad olsun. Tüm zorbaların sonu beter olsun. Tarihin çöplüğünde hepsine yer var. Affet beni sevgilim. Güçlü Mete'nin doğum gününü kutlayan birçok dinleyicimiz var. Ben kendisi adına kabul ediyorum. Evet, bir daha asla dediklerimiz. Bir daha asla eski karımla date'e çıkmam demiş Yağmur. Nasıl? Almanya'dan gelmiş. Mutluluklar dilerim. Ben annemin telefondan yazıyorum, adım Ayşenur. Bir daha asla neredeki, herhalde bir oyun parkı burası. Oradaki 50 metre yüksekliğe çıkan alete binmeyeceğim demiş. Bülüne Park ama yanlış mı yazılmış? Tamam, ilettik buradan. Güçlü Mete etiketlerini doğum günü kutlatıyor. Çok seviliyoruz. Bir daha asla iki gün üst üste düğüne gitmeyeceğim. Bittim. Cumartesi Köln'e gittim düğün için. Pazar günü Lüksemburg'a. Yemekler aynıydı ama Köln'de Trabzon horonu içinde. Lüksemburg'da ise kendimi hiç bitmeyecek zannettiğim Urfalay'ın içinde buldum. Ne kadar güzel renkler.
Bir daha asla büyük konuşmam demiş Mehmet Bey. En son büyük konuşumda bir Adanalı ile evlenmem dedim. 3 ay sonra evlendim. 4 yıl sonra boşandım. Şu an 16 yaşında bir oğlum ve 12 yıldır hayat mücadelesi onunla birlikte veriyorum demiş. Antalya'dan Mehmet göndermiş efendim WhatsApp'tan. Dedi sakın ona sormadın. Sebebi neydi, neden öyle davrandın? Dönmedin gurura taş misali gelmedin. Sevgilim sevilmedim yok. Dakikalarıma este, sözlerime de beste. Olamadın kaldı bunlar hep beste. Dolanıyordum sana begonviller gibi doldu kapasite. Sen bir bana asla emekli olmam. Bu ne ya? 3 kuruş emekli parası veriyorlar demiş. Emin göndermiş. Bir daha asla dersen kaçmam. Bugün 5 kişi kaçtık. Üst sınıflardan biri hocalara bizi ispiyonlamış diyor herhalde Deniz. Anlatım bozukluğuyla dolu ifadesi böyle düzeltebildim. Bir daha asla lenslerimi takmadığım gün karşılaştığım kişiyi arkadaşım zannetip Faruk diye çığlık atıp boynuna atlamayacağım demiş. Lensiz halime rağmen çocuğun bakışını unutamıyorum demiş Esra. Birazdan dinleyicilerimiz burada olacaklar. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216 987 52 32 canlarının numarası 0216 987 52 32. Arı gününde ağzından bal damlıyor demiş. Öyle mi? Bugün arı günü mü? Aytaç Bey, arı günde kutlu olsun efendim. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ve çare bir ömre bedeldi adının bir harfi hasretin düşürdü beni bu halde. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bana. Ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam. Sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Ben sana vuruldum deli divane.
Bir daha asla Fenerbahçeli ve Galatasaray arkadaşlarımla iddiaya girmem. Maçın çöllerde dolaşan bir mecnun gibi 20. dakikası 10 kişi kalan Fenerbahçe fark yer dedim. 1-0 kazandı. Sevinsem mi üzülsem mi bilmiyorum mesajı geldi. Geçeri, ayrılık düşürdü beni bu hale. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya. Sensiz hayat nedir ki boş bir birane. Bir daha asla evlenmem demiş Yasemin Hanım göndermiş. Bu gece bana ben sana vurup. Sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya. Sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Ben sana vuruldum deli divane. Bak bir ömürde kaç sevda var, kaç sevda böyle bir destan yazar. Tut elimden ömrüm kadar. Kalbim evet der ve imza atar. Her görüşte aşk sanki bizimkisi. Bahar eli gibi gelir esintisi. Tatildeyim sanki gözlerinde. Allah'ım görmedim böylesini. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Bir daha asla arkadaşlığımı hak etmeyen kişiler hayatımda tutmayacağım demiş Figen Hanım. Gözlerinde Allah'ım görmedim böylesini. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Bir daha asla kilo almak için uğraşmam. Böyle çok rahat ve seriyim demiş Yeter Adım. Pekala bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çok. Sözün olayım belli de. Zehir misin yavrum bana?
başıma belam gel milli felaketim olsam. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri konumuz budur dedik. Aman yavaş gel, yollar kaydan. Sar 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 beline, çal sızı bulayım ellerine. Zehir misin yavrum bana, süreyim ver bal yerine. Sar 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 beline, çal sızı bulayım. Ve bakalım kimle tanışıyoruz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Tanıyabilir miyiz sizi? Zeki merhaba, ben Serhat Sığırcı, 40 yaşındayım. Hı hı. Doktorum. Doktorsunuz peki. Evet. Serhat Beyciğim, bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne var acaba? Zeki'cim, ben bir daha asla sakallarımı kesip sosyal medyaya video çekmem. Ha, şey, bir sinek kaydı tıraş olduktan sonra bu. Tam öyle değil aslında, benim kirli sakalım var. Böyle birazcık kır çeneme doğru hafif beyaz. Hı hı. O kestim bir dönem. Hı hı. Böyle yani eşin çok genç falan diyorlardı, ben de oradan gaza gelerek kestim fakat o videolarım hiç izlenmedi. Ha. Normalde aslında hafif sayılır bir takipçiye sahibim, videolarım biraz izleniyor. Öyle mi? Ha. Ne paylaşıyorsunuz? Evet. Neyle ilgili? Sağlıkla ilgili mi paylaşımlar yapıyorsunuz? Evet, tamamen sağlıkla ilgili. Ben kardiyoloji uzmanıyım. Daha çok kardiyolojiyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Peki hocam, yani şu an kirli sakallısınız ama yanlış, evet, anlamadıysam yani doğru, o çektiğiniz videolarda sinek kaydı tıraş olup paylaştınız. Tam sinek kaydı da değildi aslında ama normal halimden daha kısa. Peki niye bunu biraz sakala bağladınız da içeriye bağlamadınız acaba? Yani neden bu şekilde bir ilişkilendirme oldu? Ya şöyle, istatistiksel biraz yanaştım aslında. Evet. Aha. Yani sonuçta bir ortalamam var hacim olarak. O hacmin altında kaldı o videolar. Değişikliğe baktığınız zaman sadece sakal dediniz burada değişen. Başka bir sebep olamaz. Yani evet, değişkenlerden en önde duran sanki sakaldı diye düşündüm ben. Yoksa içeriklerim genelde hani ne diyelim, birbirine benzer sayılır. Evet. Peki ben de ilgi çekeceği anlamında. Ben de bir görmek istiyorum. Ne yazalım? Instagram mı, YouTube mu, neredesiniz? Instagram Serhat Doç.dr. Serhat. Ferhat değil mi? Fransa. Serhat. Serhat. Hayır, Serhat değil. Serhat efendim. Samsun. Evet. Samsun'un sesi. Evet. Serhat Sigirci. Sığırcı'nın İngilizce karakterleri. Tamam. Serhat Sığırcı. Arada başka, evet, bir şey yok. Evet, yok. Evet, gördüm efendim. Doçent doktor Serhat Sığırcı, doğru mu? Doğrudur efendim. Aa, doğru. Hatta ortak takipçilerimiz de varmış, bakayım efendim. Serhat Sığırcı. Evet, şimdi. Şimdi sakallarım benim öyle. Gördüğünüz üzere çok böyle sakallı da sayılmam da. Hı-hı. Böyle kır bir sakalım var. Aşağı doğru giderseniz, şimdi tabii ben araba kullanıyorum, gösteremeyeceğim ama ben bakıyorum, ben inceliyorum hocam şu anda videolarınıza bakıyorum. Girdim sayfanıza. Şimdi önce sakallı halinizi bulmak istiyorum ki sakalsız da. Bu sakallı halim bu Zeki, yani o kadar da sakallı. Hangi videonuz izlenmedi bana söyler misiniz? Son paylaşımlar nedir? Yok, onlar iyiler, onlar izlendi. Aşağı doğru giderseniz göreceksiniz ama konuları tam da şimdi hatırlamıyorum. Evet. Az izlenen zaten dikkat çekiyor onlar. Onlar böyle 15 bin falan izlenmişler. Evet. Normalde benim video izlenme ortalamam 50 bin 60 bin filandır. Orada zaten sakalsız halimi göreceksiniz. İki tane üst üste video var. Evet hocam, bakalım aşağı iniyorum. Aşağı. Baya aşağı inmem gerekiyor herhalde. Ne kadar sakal zaten olabilir ki, ben şimdi bakıyorum. en aşağıya indim hocam. Yani ben aslında çok sakal olarak. Evet, öyle bekledim. Ha evet. Yok yok. Ha, siz bu çene kısmı daha fazla sakaldan bahsediyorsunuz. Evet. Ya anladım. Benim kirli sakal. Öyle. Peki, şey değil. Peki çene kısmında sizin kırlaşmış sakallarınız biraz, evet, daha fazla olduğu için acaba, evet, hani bu hani bu beyaz sakallar görünmediği için biz bu sakalları değirmende ağartmadık kardeşim. Bu tecrübenin yansımasıdır, yok olduğundan dolayı mı izlenme düştü? Ya bu tecrübeyi gösteren bir şey mi? Öyle ben vallahi öyle düşünüyorum. Öyle düşündüm. Ciddi anlamda öyle düşünüyorum. Bence algısal olarak o bir şekilde yönetiyor. Yani ya bu da çocuk
diyebilirler. Hoş çocuk gibi de gözüküyorum orada da. Aa, hocam ama bu şey var ya, kırmızı tişörtlü, yani yukarıda ortada en şey ortadaki, evet, paylaşım. Başlar. Evet. En yukarıda ortadaki paylaşım. Okay. Şey anlatıyorsunuz, kimlere stent, kimlere bypass, evet, operasyonu öneriyoruz. Evet. Mesela orada, evet, bazı yerlerde dudaklarınızı falan böyle büzerek falan kaldığınız yerler var. Sakaldan ziyade o olabilir mi? Ben bir de videoyu şimdi sessiz seyrediyorum. Sessiz seyredince de tamamen görüntüye odaklanıyorsunuz. Böyle bir dudaklar büzümcük falan oluyor orada. Yok, yok. Sessiz izleme. Evet evet, o videoda öyle bir şey var. Bak, bu da algısal. Hatta peki, hatta videonun başlangıcında da size bir soru soruyor zannediyorum. Orada, aha, soruyu dinlerken dudaklar büzük şekilde soruyu bekliyorsunuz. Evet. Ama bak şimdi kırmızı giymişim ya. Evet. Ben de orada bir dudakların bükülmesi falan sanki öne çıkıyor gibi. Yani belki de orada siyah bir şey giyseydim o kadar dudaklar ilgi çekmeyecekti gibi. Siz izleyince tabii tamamen görüntü odaklı. Hocam odaklarım, siz siyah da giyseydiniz ben dudağı görürdüm. Böyle güzük şekilde beklediğiniz. Evet. Harika ya. Kendinizin bu kadar barışık olmanız ya, da muhteşem bu arada. Yapma Zekir. Sağ ol. Ben bir şey yapmıyorum hocam. Siz büzmüşsünüz. Ya o aslında Eko'nun, yani Ekrem var benim sosyal medyacı arkadaşım, bana destek oluyor sağ olsun. Evet. Eko'nun editiyle birlikte öyle olmuş. Yoksa orada 50 tane çekmişizdir. O gitmiş onu koymuş yani. Evet evet, gayet güzel hocam. Valla ben ciddiye alırdım sizi, sakallı ya da sakalsız hiç fark etmez. Hocayı nereden takip edebiliriz demişler efendim. Serhat Sığırcı efendim. Sığırcı. Serhat, evet. I ve yumuşak G yok. Yani Serhat Sigirci yazarak bulabiliyorsunuz. Aslında doç.dr.serhatsigirci da, ama ben Serhat Sigirci yazdım. Orada da çıktı, doçent doktor yazmanıza gerek de kalmıyor ama doçent yani. Evet. Boru değil efendim yani. Bayağı bildiğiniz doçentle konuşuyoruz. Yani. Gerçekten. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür, harika, ederim. Harika hocam. Yo, ben ciddiye alırım sizi bu arada. Çok da kıymetli bilgiler vermişsiniz. Ama hocam yani kalp, aracın camını kapatabilir miyiz lütfen? Ha, öyle mi? Özür dilerim. Çok camlar kapalı ama tüneldeyim. Ha, tüneldesiniz. Onun peki, şeysi, evet. Peki, onun şeysi. Hocam. Yavaş ilerliyorum. Acaba bu göbek bölgesindeki yağlanma kalp sağlığı ile ilgili bize bir takım işaretler verir mi? Vermez olur mu? Benim son videoyu mu izledin? Evet, peki, sizde de var orada biraz göbek bölgesinde. Evet evet. Acaba ya, o terzi... videoda da mesela öne göbek çıktı, evet. Evet. Bir önceki dudak, orada da göbek çıktı. Evet. Şöyle, duyduğunuz üzere sakal dışında her şeyi konuşuyoruz hocam. Evet. Maşallah, evet, yani insanların da çok ilgisini çekecek. Şöyle, kesinlikle çok ilgisi var. Hı hı. Göbek çevresi yağlanma diğer yağlanmalardan ziyade iç organ yağlanmasının göstergesi. Hı hı. İç organ yağlanması da tabii eşittir kalp hastalığı maalesef. Kolesterol yüksekliği ve kalp hastalığıyla, evet, direkt bir ilişkisi var. Evet. Orada da maalesef, evet, bende de son 6 aydır özellikle bir göbek bölgesinde yağlanma belirginleşti. Evet hocam maalesef. O zaman aman dikkat diyelim size. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Evet. Peki bir İnşallah. Soru daha sorayım size madem bulduk. Buyurun. Yine burada bir uzman. Dün bir arkadaşımla, buyur, konuşuyorduk spor teknikleri üzerine, ben sporla da ilgileniyorum. Arkadaşım, hı hı, şey demişti, ağır kaldırmak, ağırlık kaldırmak dedi, işte kalp sağlığı için oldukça yararlıymış, ağır kaldırmalıyız, ağırlık çalışmalıyız falan dedi. Dedim ki nereden çıkarıyorsun bunu, yani elinde bilimsel bir veri var mı? Ya, dedi ki işte ya, şey bir yerde bir spor hocasını seyretmiş, işte o söylemiş, o çeşitli bilimsel veriler sunmuş. Dedim ki ya peki ağırlık kaldırdığımız zaman kaslar büyüyor ya, kalp de büyürse ne olacak dedim. Ya. Durumda. Ne diyorsunuz bu arada, ağırlık antrenmanı kalp sağlığı arasında bir ilişki var mı? Şimdi şöyle, buna iki taraftan cevap vereyim. Bir, sondan başlayayım, onun cevabı kısa. Hı hı. Ağırlık kaldırınca kalp de bir kastır, kalbin kası büyür. Hı hı. Çok direkt bir ilişkisi yok aslında, indirekt bir ilişki var. Hı hı. Bu yoğun spor yapanlarda, ama yoğun kardiyo egzersizi yapanlarda, hı hı, işte yoğun yüzenlerde, maraton koşanlarda o senin dediğin şey oluyor. Hı hı. Kalp kasının kalınlaşması, dediğin gibi kalp de bir kas. Hı hı. Sporcu kalbi diyoruz hatta buna. Hı hı. Doğru söylüyorsun ama çoğu zaman bir klinik sonuçla karşılaşmıyoruz onlarda. Evet, kalp kası biraz kalın oluyor, hı hı, ama sıkıntı yaratmıyor. Hı hı. Oraya öyle cevap vermiş olalım. Hı hı. İkincisi de bu ağırlık, yani direnç egzersizleri diyoruz ona. Hı hı. Direnç egzersizleriyle kalp sağlığı arasında, evet, olumlu bir ilişki var. Hı. Hani hep kardiyo egzersiz yapın gibi, hı hı, söylenir ama, hı hı, son dönemde yapılan çalışmalar direnç egzersizlerinin de kalp sağlığına iyi geldiğini gösterdi. Hı hı. Aslında buradaki mevzu da şu. Direnç egzersizleriyle birlikte, kas gelişimiyle birlikte
kişilerin insülin direnci azalıyor. İnsülin direnci azalınca da aslında hipertansiyondan korunmuş oluyoruz. Damar sağlığımız korunuyor. Dolaylı bir ilişki var diyorsunuz. Dolaylı bir ilişki var. Evet, direkt değil. Dolaylı ama olumlu, pozitif bir ilişki var. Doğru. Ağırlık antrenmanları yapıp o zaman fıtıklarımızı patlatabiliriz. Aynen öyle. Bir de burada ya burada bence yeri gelmişken söyleyelim. Ya burada supplementlere çok dikkat etmek lazım. Hı-hı. Evet, protein tozu vesaire tüketilebilir. Yani güvenilir ürünler tüketilebilir ama burada özellikle hormonla ilişkili büyük sıkıntı yaşanıyor. Hı-hı. Hormonsuz eğer doğal bir direnç egzersizi yapıyorsanız bence gayet sağlıklı. Evet, peki. Ben de yapmaya çalışırım bu arada. O peki. Göbek o zamanlarda gelişti. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz size. Sağ olun. İyi programlar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Bildancım, mesajınızı gördüm. Katılıyorum. Bir ara veriyoruz. Sonrasında geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan ibaret. Bir daha asla neyi yapmazsınız? 0216 987 52 32 canlı numarası. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. En Kafa Radyosu'nda Zekirdek devam ediyor efendim. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. Bir daha asla ne istediğini bilmeyen kişilerle iletişim kurmayacağım demiş Zeynep Hanım göndermiş WhatsApp'tan. Kadriye Hanım bir daha asla asla demem, evlenince asla çocuk düşünmüyorum dedim. Bir ay sonra hamile kaldım. Kızım şu an 15 yaşında. Kocamdan boşanınca bir daha asla evlenmem dedim. Yaza eski eşimle nikahım var demiş. Büyük konuşmamak lazım bu hayatta demişler. Değsin artık dudakların, ben başka dünyadayım. Ya uzak ol ya da burada, arada bir yerde durma. Bitsin artık durakların, ben başka bir yoldayım. Konuşma.
başkasına değsin artık dudakların. Ben başka dünyadayım. Ya uzak ol ya da burada, arada bir yerde durma. Bitsin artık durakların. Ben başka bir yoldayım. Konuşma. Bir daha asla kimseyi platonik olarak sevmek istemiyorum. 6 yılım çöp demiş Betül, göndermiş efendim. WhatsApp'tan FYG lüzumu tartışılır mesajınızı oradan okuyorum, anlam veremiyorum. Buradan okuyorum, anlam veremiyorum. Programla ne ilgisi var diye düşünüyorum. Yine bir cevap bulamıyorum. Kredi çekmem dedikçe yeni bir kredi çekiyor demiş Bektaş Bey. Asla insanlara güvenmem, beklentimi yükseltmem, yapmaz dediklerim yaptı, yapar dediklerim sallamadı demiş İlker WhatsApp'tan. Yaptım neler ettim,
Bir daha asla boşanmam, karımla yeniden evleniyoruz demiş Bekir Bey. Ya bu kaçıncı benzeri mesaj? Ayrılıp tekrar eski eşine dönen dinleyicimiz Bekir Bey ve benzeri mesaj bugün 3 oldu galiba. Belki de yeni bir deneyime, yeni başlangıçlara hazır olamamak, alışkanlığın daha kolay gelmesindendir. Ya da başka sebepleri vardır, biliyorum. Varsa benzerini yaşayan, sebebini bilen buyursun 0216-987-5232, 0216-987-5232. Eski eşten yeni bir hayat kurulmaz, adı üstünde eski demiş. Gitsin yenisini bulsun demiş o beceriksizler. Can göndermiş. Ne kolay ya size göre bunu söylemek. Gitsin bulsun, alsın döksün, yapsın etsin, vursun kırsın. Sanki şey, oyun konsolunda elinizde joystick, karakter yönlendiriyorsunuz. Ne kolay tuşa basmak değil mi? Bir de asla apartman yöneticiliği teklifini kabul etmem. Bu ne ya? Her gün kapımı biri çalıyor demiş. Adını göremediğimiz dinleyicimiz. Öyle oluyor galiba. Gece gündüz. Yorar herkesi yürek bağı. Yok yeri üzdüm bilemem.
Bir daha asla implant yaptırmam derdim. 5 implantı aynı gün yaptılar demiş efendim dinleyicimiz. Ve sonrasında sinüs ameliyatı oldum ve bitti gitti. Fakat kendi dişimizi asla tutmuyor. Başkasının dişleri ağzımda gibi alışmış süre içerisindeyim demiş. Geçmiş olsun. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız çok. Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda Zekirdek devam ediyor efendim. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzere. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ozan ben Zeki Bey, İstanbul'dayım şu anda. Siz ne iş yapıyorsunuz Ozan Bey? Ben bir özel bir firmada, kurumsal bir firmada dijital pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Evet, beyaz yakayım diyorsunuz yani. Evet, evet, sayılır. Harika, peki. Efendim bir daha asla yapmam dediğiniz ne var? Ben Zeki Bey büyük konuşmuyorum ama kesinlikle evlenmem diyebilirim. Peki bir daha asla evlenmem mi yoksa evlenmem mi diyorsunuz? İkisi arasında fark var. Bir daha asla evlenmem. Ha, evlenip ayrıldınız mı? Evet, şu an hatta bir sürecin içerisindeyim. Resmi olarak henüz tam boşanmış değilim ama öyle bir sürecin içerisindeyim ki bir daha asla evlenmem. Böyle dolu dolu söylüyorum. Hmm. Peki çekişmeli geçiyor anladığım kadarıyla boşanma süreci. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Zaman zaman sohbetlerimizde konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Ben şunu söylüyorum ya, hiç evlenirken acaba yarın öbür gün boşanırsak biz nasıl boşanırız sorusunun cevabını düşündünüz mü zihninizde? En mutlu gününüzde bile, yani ilişkinin o en başında cicim aylarında bile bence sorulması gereken sorulardan birisi bu. Sordunuz mu soruyu kendinize? Ya aslında Zeki Bey çok güzel bir yere dokundunuz. Gerçekten her birey bunu hem kendisine sormalı hem de partnerine bunu açık bir şekilde sormalı. Yok canım, yani çünkü açık şekilde sormak değil de yani. Evet. Öyle mi diyorsunuz? Yani ilişkinin başında o tatlı günlerde acaba biz boşanırsak nasıl boşanırız, öyle mi? Yani bunu aslında çiftler bir şekilde belli ediyor ama hani bu nikah kıyılırken soruluyor ya, iyi günde de evet, kötü günde de evet, diye. Hı-hı. Yani bu aslında sadece laf olarak değilmiş. Ben bu sürecin içerisinde bunu gerçekten anladım. Hı-hı. Çünkü işin içerisine ufak da olsa bir tartışma girince o kadar konu farklı yerlere gidip konu çirkinleşebiliyor ki. Hı-hı. Ben hani çünkü 1,5 yıllık bir evlilik süreci sonlandırdık ama 10 yıla merdiven dayamıştı bizim ilişkimiz. Hı-hı. Ve ben dedim ki ya ben bu 10 yılda nasıl olur da bu insanı gerçekten tanıyamadım sorusunu sordum. Hı-hı. Ve dediğiniz soruyu gerçekten dürüst bir şekilde kendime sorabilmiş olsaydım belki bugün bunu sorunları yaşamıyor olacaktım. Yani bu 10 yıllık ilişki içerisinde evlenmeden önce ya biz boşanırsak acaba nasıl bir boşanma süreci geçiririz yanıtı olumsuz mu olurdu evlenmeden önce? Yani geçirdiğimiz böyle şu an böyle perde kalkmış gibi olduğu için gözümün önünden yaşadığımız tartışmalar, tartışma anındaki söylenen sözler, o saygı çerçevesini ne kadar aşabiliyor? Çünkü bir büyüklerimizin de bir sözü vardır. Aynı çorbaya kaşık atmadan tanıyamazsın diye. Biraz da o da var. Hı hı. Yani insanlar kendini çok güzel maskeleyebiliyor günümüzde. Hı hı. Bundan kaynaklı
tekrarlıyorum, bir daha asla evlenme. Evet. Ya insanlar kendisini maskeliyor da bu bir şirketin diğer şirkete kendisini cici göstermek ya da daha efendim malını, ürününü iyi göstermek için ortaya koyacağı bir çaba değil ki. Yani sonuçta bir ortak birliktelik ve bu ortak birliktelik içerisinde aynı evde geçirilecek olan bir hayat. Yani bu neyi sağlar acaba? Bunu örtmek ne kazandırır ki? Bilemiyorum Zeki Bey. Yani aslında burada şeyde konuşmak istemiyorum. Hani şu an sadece sanki karşı taraf bana zulüm etmiş gibi bir algı da oluşsun istemiyorum. Yani dediğim gibi 10 yıla yakın birlikteliğimiz oldu. Teşekkür ediyorum ben hala kendisine. Güzel anlarımız da oldu, kötü anlarımız da oldu ama biz ayrılık kısmını beceremedik. Birbirimizi yıpratma yolunu seçtik. Umarım kimse bu duruma düşmez. Evlilikler hep mutlu olur ama gerçekten zor. Peki ya bir daha asla dediğiniz bu durum sonrasında yarın öbür gün karşınıza biri çıktığında ya biz boşanırsak da iyi boşanırız aslında bu kişiyle deyip evlenme ihtimaliniz olmaz. Tamamen kapattınız bu defteri. Kapattım ama dediğim gibi büyük konuşmuyorum. Hayatın kime neler çıkartacağı, karşısına kimleri çıkartacağını, neler çıkartacağını kimse bilemez. Ama belki bilmiyorum tepki de alabilirim. Yok söylediğimde canım. Ama ben yeterince yani alıyorum, siz de alın. Buyurun lütfen söyleyin, siz de alın efendim. Evet, yalnız bırakmayın. Evet, eğer gerçekten bir evlilik olacaksa bir evlilik sözleşmesi, her şeyin yazıldığı bir evlilik sözleşmesi çerçevesinde yapılmalı ki sonrasında vay efendim ben böyle yapmıştım, sen şöyle yapmıştın, şu. Çünkü yani hepimiz diyoruz ya, bana da söylendi, yok ki efendim hani olur mu, ben bu kadını seviyorum, o kadın da beni seviyor, biz böyle olmayız diyoruz ama o an geliyor ki en son bu cümleyi o söyler dediğiniz kişi size çatır çatır o kelimeleri söylüyor. Ondan dolayı evlilik sözleşmesi bence çok güzel bir şey ve bunun yaygınlaşması gerektiğini de düşünüyorum. Eğer olur da bu sözümü çiğnersem evlilik sözleşmesi yapar da bu işin içerisine girerim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size mutluluklar diyoruz. Umarız bu açmazın içerisinden kısa süre içerisinde çıkarsınız. İyi akşamlar. Umarım Zeki Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Metapet bilgilendiriyor. Kediniz ve köpeğiniz yaşamı boyunca çeşitli deri problemleriyle karşı karşıya kalabilir. Bu rahatsızlıklar kimi zaman eksik ve yanlış bakım, kimi zamansa parazit, alerji ve hastalık kaynaklı olabilir. Metapet bilgilendirdi. Teşekkürler Metapet. Ve Metapet'in web sitesinde 3 al 2 öde kampanyasının devam ettiğini söyleyelim. metapet.com.tr metapet.com.tr. Fatihli dostlarımız için çözüm önerileri ve bu önerilerinde ürün halleri mevcut. Beyefendi söyler misiniz? 5 sene flört, 18 yıl evlilik, 6 yıl boşanma süreci, 5 yıldır mal paylaşımı davalarım var demiş Nagihan Hanım. Avukat mısınız? Yoksa bu süreci yaşıyor musunuz? Dinleyicimiz daha bizimle. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim sizi tanıyalım. Leyla, ben İzmir'den. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Siz de iş yapıyorsunuz efendim. Çorbacıyım. Çorbacı mısınız? Ne güzel. Evet. Ha, nasıl çorbalar yapıyorsunuz? Yani etli çorbalar da yapıyorum. Unlu, tahıllı, yoğurtlu. Ya, kaç çeşit çorba satıyorsunuz?
5 çeşit. Peki bu da değişiyor günlük olarak değil mi? Yani genelde bunlar çıkıyor. Ne zamandan beri yapıyorsunuz bu işi? 5-6 aydır yapıyorum. 5-6 aydır çorbacısınız. Peki. Buyurun bakalım, dinliyoruz sizi bir daha asla. Bir pazar günüydü. Aşırı bir yağmur vardı İzmir'de ve sabah erken saatlerdi, böyle 7 civarları falan. Burada sürekli olan gelen müşterilerim vardı ama o kişiyi yeni görmüştüm. Aynı şirkette çalışıyorlar. O da geldi, sabah çorbasını verdim ama uyardım, dedim ki işte yağmurlu olduğu için dedim ekmek alamadım, ben dünkü ekmek var dedim. Olur abla dedi, oturdu içiyor, ekmeği de koydum önüne. Çorbayı her içişinde diyor ki işte abla işte ekmek de bayat ya şimdi, çorba güzel ama abla ekmek bayat ya, her ama her aldığı ışıkta. Bir de dönüyor bana söylüyor, özellikle bakmamı falan istiyor, böyle özellikle hani nasıl derler, damarıma dokunuyor yani, böyle dokuna dokuna söyledi. Alsaydınız önden ekmeği efendim. İşte alamıyorsunuz, böyle müşteri memnuniyeti, işte müşteri kaçmasın, işte şöyle olmasın böyle olmasın her ya zaman. Ya ben de bunun hastasıyım ya. Ben de hiç sevmiyorum ama bir şey de diyemiyorum, normalde al kafasından aşağı dök yani de. Evet. Müşteri her koşulda haklıdır, yok abi değildir haklıdır. Ya. Değildir ya, nasıl her koşulda haklı olabilir ya müşteri. Evet. Yani yağmur yağmış, yağmur evet. Yağmış, ekmek alınmaya gidilememiş. Pazar sabah 7 ve pazar dediniz değil mi bu arada? Evet. Pazar. Ve bu da müşteri açıklamış ya, böyle bir sorun yaşıyoruz bugün. Yağmurlu hava, çok yağmurlu. Ekmekle ilgili sorun yaşıyor. Ya olur ne demek ya dedikten sonra bunu söylemek ayıp tabii. Evet, onu da söyle. Evet. Ama tabii dert bu olsun ya, aman. Derdiniz bu olsun. Yani bütün hayat. İşte günde 10 kişi girse öyle, 2 tane söyle. Tamam. Ama siz de 10 kişiye bayat ekmek vermeyin tabii. Yani o gün olmuş. Hayır yani tabii. Bu bayat ekmek dedi. Biri de başka bir şey dese, peçete dese, işte tuz akmıyor dese zaten. Tuz da akacak tuzdu efendim. Ama ilk defa, hayır o tek çıkmıştı öyle ama o günden sonra dedim ki bir daha asla yani. Eğer bayat ekmek özellikle istese bile vermeyeceğim bir daha dedim. Isıtıp verebilirsiniz mesela. Yani onu da, yok onu da teklif etmiştim. Onu da teklif ettim, hayır dedim. Peki. Efendim, bütün hayatınız boyunca çıkarıp ortaya koyduğunuz bir daha aslanız müşterinin bayat ekmekle ilgili kafa açması evet. Olsun da başka bir evet. Şey olmasın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Sekiz yıllık evliyim, iki oğlumuz var. Birazdan eşim gelince soracağım. Seninle boşanmaya karar versek biz acaba nasıl boşanırız diye. Tabii bunu ilişki başında sormak en iyisiydi ama demiş Mustafa Bey. Sorun bakalım. Sonra benden sebep arabada kavga mavga çıkmasın efendim. Zeki Bey, hani derler ya piyeste duvarda asılı tüfek varsa o tüfek mutlaka patlar. Bir evlilikte de ayrılık algısı var ise mutlaka yaşanır demiş. Bardaklarımız, şişelerimiz hazır mı? Birazdan birlikte su içeceğiz. Gün içerisinde tüketmemiz gereken su miktarına birlikte bir bardak katkıda bulunacağız. Aranızda bazıları hala unutuyorlar su içmeyi. Hanımefendi nerede çorbacıymış? İzmir'de efendim, İzmir'de. Boşanmayı hayal ettiğin kişiyle evlenilmez. Ben söylediğimden sorumluyum, anladığınızdan değil. Nasıl bilecekler seni yaşamadan, sensizliğin acısını en sevdiğim. Bir daha asla trafikte gerilmeyeceğim diyorum. Ama daha şimdi bir tır sıkıştırdı, ne yapayım demiş Sibel Hanım. Kurtuldunuz efendim, iyi misiniz? Yardım ihtiyacınız var mı? Bırakalım bunları, gel keyfimizi.
bardaklar, şişeler hazırlanmış. Zil sesimizi duyalım. Sonrasında da suyumuzu içelim ve içerken de elde ettiğimiz faydayı dinleyelim. Arçelik su arıtma sistemleri su içmeyi hatırlatıyor. Gün içinde yeterince sıvı tükettiğinizi düşünüyor olsanız da bu miktar vücudunuzun su ihtiyacı için yeterli olmayabilir. Tam da şimdi bir bardak su içme zamanı. Arçelik su arıtma sistemleriyle su içmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Bir ara veriyoruz. Sonrasında geliyoruz. Birazdan günün çocuk şarkısı burada olacak. Önerileri açığız. Hangi çocuk şarkısına yer verelim? Ne istersiniz? Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532-172-5232. 0532-172-5232. Reklamlardan sonra buradayız. Çut. Bastın Donat günün çocuk şarkısını sunar. Radyosunda Zekirdek devam ediyor. Gökçe belirledi günün çocuk şarkısını. Onur Erol, Zerzevatçı teyze. Benden bu akşam bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Matraks'ta olacağım. Ortalığı birbirine katacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Yarın 16-18 saatler arasında yine burada, yine kafa radyoda Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'ta Sivrisinek yayında. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Bastın Donat günün çocuk şarkısını sundu. Pırlanta Zekirdeği sundu. Karış Pırlanta.